Rahmetike Rızı askerin yem başarık ima siz sıra sır çavan atın. Buradaki coşkuyu, heyecanı, bu rengi seçimlerden sonra da Ulam'a yansıtacağız. Kadınlarımızla, gençlerimizle, bütün halkımızla Ulam'ımıza sahip çıkacağız. Zerban'dan aldığımız kutsal kadın dayağı inancını halkımızla birlikte yaşam ve zaferle taçlandıracağız. Bugüne kadar emeği görülmeyen kadınları partimizin demokratik ekolojik kadın özgürlükçü paradigmasıyla eşit temsiliyete kavuşacaktır. İlk işimiz deprem mağduriyetini bir an önce sonlandırmak için halkımızın inşaatlarına bir an önce başlaması için bütün çalışmaları bir an önce başlatacağız. Diğer projelerimiz biliyorsunuz DEM Parti belediyeciliği yoldan sudan ibaret değildir. Bizim ekonomiye dayalı, kadına dayalı, eğitime dayalı, gençliğe dayalı, toplumsal alana, kültürel alana dayalı birçok projemiz var. Bu projelerimizi halkımızla beraber hep birlikte el ele yeni bir yaşamı örerek hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ve buradan İzzet Karadağ, Adıyaman'da deprem için çok çalışan emektar yoldaşımız, kardeşimiz şu an cezaevinde. Bulam'dan ona selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kimisi diyor ki bana oy verin. İktidar partisine oylarınız boşa gitmeyecek ama iktidar partisine zaten siz oy vermeyeceksiniz diyorlar. Bari bize oy verin de DEM Parti'ye vereceğiniz oylarla belediye kazanılırsa kayyum atanır. Buradan muhalefet partisine sesleniyoruz. Bizim oylarımız bize gelecek zaten. Kayyum atayacak zihniyetin bugün İki seferdir bizlere kayyum atayan zihniyetin aslında Kürdistan'da Kürt illerinde nasıl kaybettiğini kendisi de görmüştür. Halkın sahiplenmesi çok yüksek düzeydedir değerli arkadaşlar. Bakın ben ve eş başkanımız sevgili Tuncer Bakırhan, bizler Türkiye'nin Kürdistan'ın dört bir yanını dolaşıyoruz. Gerçekten seçim bölgemizde özellikle iddialı olduğumuz belediyelerin neredeyse seçim gününe kadar tamamını tamamlamak üzere yollardayız. Ve biz şunu gördük. Değerli halkımızın bu kararlılığı olduğu sürece, değerli halkımızın bu sahiplenmesi olduğu sürece bize hiçbir kayyım ve kayyımcı zihniyet işlemeyecektir. Bu propagandadan dolayı bu propagandaya tevessül edenleri de gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Ama bu da kayyımcı zihniyete muhalefette olup kayyımcı zihniyete destek olmanın dolaylı yoludur. Bunu kabul etmiyoruz. Ve burada bizler hep birlikte 31 Mart seçimlerinde DEM Parti bütün gücüyle kayyımcı zihniyete karşı da zafer, zafer, zafer diyor muyuz, diyecek miyiz hep beraber? Biz DEM Parti olarak Bulam'a hizmet etmek üzere geliyoruz. Bizler burada hizmetimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Ve değerli eş başkan adayımızın da ifade ettiği gibi ve daha önce buraya gelen değerli eş başkanımız Tuncer Bakırhan'ın da ifade ettiği gibi DEM Parti büyükşehir belediyelerini de nüfusu yüksek olan diğer belediyeleri de kazanacak. Çok sayıda belediyeyi kazanacağız bu dönem. Çok kararlıyız, çok kararlıyız. Hem kayyum atanmış belediyelerimizi tek tek kazanacağız, hem de yepyeni belediyeleri kazanmak üzere yola çıktık. Ve şundan emin olun ki değerli Bulam halkı, bizler belediyelerin dayanışmasıyla Bulam'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Bulam'ın yapılmamış bir tane yolu kalmayacak. Altyapı sorunlarını tamamen çözeceğiz. Bulam'da yaşanan bütün kent sorunlarını hepsini çözeceğiz. Ve biz Bulam'da yönetime geldiğimizde yapacağımız ilk işlerden biri
sevgili kadınlara özellikle altını çizmek istiyorum. Kadın daire başkanlığını kuracağız burada. Ne? Daima zarar vermiştir. Daima demokrasiyi ortadan kaldırmış ve askerlerin postallarıyla bu ülke yönetilmiştir bir dönem. 12 Eylül Anayasası hala devam ediyor ve 12 Eylül askeri junta döneminin anayasasını biz şimdi hala 21. yüzyıldayız. Aradan bu kadar dönem geçti, devam ediyor. Ve yine darbeler süreci bitmedi. 28 Şubat, 4 Kasım darbesi. Bakın sadece askerlerin postallarıyla darbeler gerçekleşmedi bu ülkede. Bu ülkede yine AKP'nin eliyle 4 Kasım'da eş başkanlarımız sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve 12 milletvekilimizin tutuklandığı... Ve yine darbeler süreci bitmedi. 28 Şubat, 4 Kasım darbesi. Bakın sadece askerlerin postallarıyla darbeler gerçekleşmedi bu ülkede. Bu ülkede yine AKP'nin eliyle 4 Kasım'da eş başkanlarımız sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve 12 milletvekilimizin tutuklandığı... 12 milletvekilimizin tutuklandığı o dönemde 4 Kasım darbesi gerçekleşti. Yargı postal giydi, kılıç kuşandı adeta. Bize karşı yargı postal giydi ve kılıçlarını kuşandı. Buradan hep birlikte Figen Yüksekdağ, Sebahat Tunceli, Ayna Akada ve Selahattin Demirtaş'a selam ve sevgilerimizi hep birlikte gönderelim mi buradan? Bugün 12 Mart Gazi katliamı. Gazi katliamında Alevi canlarımız katledildi. Ve ne yazık ki bu coğrafyada darbeler tarihi kadar Alevi katliamları tarihi mevcuttur. Aleviler bu topraklarda yüzyıllardır katledildi. Alevi canlarımızın kendi inançlarından vazgeçirilmesi için, asimile edilmesi için çokça politikalar izlendi. Bunlardan birisi, birinin yıl dönümü bugündür, Gazi katliamıdır. Ve AKP iktidarı döneminde Alevilere dönük bu ayrımcılığın devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Bakın 21. yüzyıldayız, hala Alevilerin kapıları, evleri işaretlenebiliyor. Ve en sonki çıkan yasada Aleviliği sanki bir turizm ve bir kültür meselesiymiş gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağladılar cemevlerini. Bunları asla kabul etmiyoruz. Alevileri kerpiçlerle, paralarla satın alacağını düşünenlere buradan Adıyaman'dan hem de Gazi katliamının yaşandığı bugünün yıl dönümünde bir kez daha diyoruz ki Aleviler bu ülkenin asli yurttaşlarıdır, eşit yurttaşlarıdır. Bizler 72 milletten bir arada insanlar olarak burada eşit yurttaşlık hakkı temelinde bir arada yaşama konusundaki ısrarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz.